Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tecrit derslerine devam ediyoruz inşallah ve bugünkü konumuz meddilin. Meddilin yumuşak uzatmak demektir. Ve meddilin bir kelimenin meddilin olabilmesi için lin harfinden sonra sukunu lazım veya sukun arız gelirse meddilin olur. Şimdi bizim metniliğini anlayabilmek için ilk önce lin harfi nedir bunu bilmemiz gerekiyor. Haydi gelin lin harfi neymiş buna bir bakalım. Lin harfi kendisi cezimli. Kendinden önceki harfin harekesi üstün olan van ve ye harfleridir. Yani van ve ye cezimli. Ondan önceki harfin harekesi de üstün olursa işte bu van ve ye lin harfidir. Tamam lin harfini anladık. Vav ile cezimli olacak. Ondan önceki harfin harekesi üstün olacak. Bu lin harfi. Ve bu vav ileden sonra da sukunu lazım veya da sukunu arız gelirse işte o kelime meddillin olur. Haydi gelin örnekleri bir göz atalım. Nevmün. Şimdi biz bunu okurken nevmün şeklinde okuruz. Ancak burada durmamız gerekirse nevm şeklinde dururuz. Burada lin harfi olan vav cezimli kendinden önceki harfin hareketi üstündür. Ve ondan sonra yani lin harfinden sonra da sukun arız gelmiştir. Bu kelime met dilindir. Ve duracağımız zaman nevm şeklinde uzatılarak durulur. Bu uzatma harekenin üzerinde değil. Yani ben bunu okurken nevm şeklinde hareke değil de Lin harfi olan vav veya da y'yi uzatmamız gerekiyor. Nevm şeklinde lin harfini uzatıyoruz. Hayrun. Eğer burada durmam gerekirse hayr şeklinde dururuz. Burada lin harfi olan y cezimli. Kendinden önceki harfin harekesi üstündür. Ve lin harfinden sonra da sukunu arız gelmiştir. Bu kelime metli lindir. Ve eğer yavaş okuyorsak dört elif miktar uzatılarak durulur. Hayır şeklinde. Min hafin yazıldığı gibi okunur. Ancak durmamız gerekirse burada min hauf şeklinde dururuz. Burada lin harfi olan vav cezimli. Kendinden önceki harfin hareketi üstündür. Ve lin harfinden sonra da sukunu arız gelmiştir. Bu kelime medda lindir ve dört elif miktarı uzatılarak durulur. Min havf şeklinde. Ve sayfi. Burada durmamız gerekirse ve sayf şeklinde durulur. Burada lin harfi olan l cezimli. Kendinden önceki harfin hareketi üstündür. Ve lin harfinden sonra da sukunu arız gelmiştir. Bu kelime meddilindir. Ve eğer yavaş okuyorsak ve sayf şeklinde dört elif miktarı uzatılarak durulur. Şimdi bu örnekler sukun arıza örnekti. Şimdi bir tane sukun lazım örnek verelim. Ay, sin, Buradaki ayın harfini açarak yazdığımız zaman ayın şeklinde yazılır. Biz burada lin harfi olan y cezimli kendinden önceki harfin hareketi üstündür ve lin harfinden sonra da sukunu lazım gelmiştir. Bu kelime metli lindir ve ayn şeklinde uzatılarak durulur. Arkadaşlar metilinde yavaş okuyuşta 4 elif miktarı, hızlı okuyuşta ise en az 2-3 elif miktarı uzatmak gerekir. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.